hadi başlayalım. Herkes asansör telsizlerini eline alsın önce. En önemli konuların başında uzay geliyor. Aselsan'da, Teknofest'te miniklerimiz için onlara uzay macerası yaşatmak üzere bir köşe oluşturmuştuk. Birinci aşama gençlerimiz kutularını aldılar. Bunların içinden geri dönüştürülen malzemeyle güneş enerjisiyle birlikte şarj edilebilir bir uydu yapacaklar. Buradaki gençlerimiz aslında birer geleceğin mühendis adayları olacak. İkisinin de ağzını çıkıp içine döküyoruz, tamam mı? Hepsi bu yapımlıkları. Teknofest'te siz gençleri tekno macerayı gördük. Uzayı araştırıp oraya çok güzel bir ortam sağlamışsınız. Biraz sizden değerlendirme alabilir miyiz? Tabii, yani biz aslında Teknofest'in önemli paydaşlarından bir tanesiyiz. Daha ilk başladığı ilk dakikadan itibaren Teknofest'e paydaş olduk. Teknofest'te hani sadece burada kurduğumuz standlar, biraz evvel bahsettiğiniz tekno macera 7'den 77'ye herkes bir şekilde Aselsan'ı ve teknolojiyi sevdirebilmek adına yetkinliklerimizle, kabiliyetlerimizle, enerjimizle, gücümüzle bir şeyler aktarmaya gayret gösteriyoruz. Tekno macera aslında bizim iki tane karakterimiz üzerinden, belki üç de diyebiliriz. Çünkü bir Eda var, bir Mete var, bir de Asel robotumuz var. Biz bu üçünün arkadaşlığıyla teknolojiyi biz çocuklarımıza sevdirmeye çalışıyoruz. İşte bültenlerimiz var, çeşitli onların kendi güncel hayatta karşılaşabilecekleri, yani çocuklarımızın karşılaşabileceği, onların da aktarabilecekleri konuları çocukların diliyle veya ilgili yaş grubu diliyle aktarmaya çalışıyoruz. Bunu işte sosyal medyada yapıyoruz bazen, bazen işte yazılı görsel medyada yapıyoruz. Bu tekno macera bu o konsepte. Her sene farklı bir alanla tekno maceradaki karakterlerimizi, Asil'i, Eda'yı, Mete'yi işte beraber bu yolculukta değerlendiriyoruz. Onun dışında Aselsan'ın ürünlerinin olduğu standlarımız zaten çok ilgi çekiyor. Elektro-optik sistemlerimizden radarlara, telsizlerimizden stabilize silah sistemlerimize, insansız kara araçlarımıza varana kadar her ürünümüzü burada bir şekilde o 7'den 77'yi herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya, aktarmaya, göstermeye, sergilemeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında biz Teknofest'in yarışma paydaşlarından bir tanesiyiz. Özellikle insansız su altı yarışmalarını başından sonuna kadar Aselsan kendisi düzenliyor. Otonom bir şekilde yarışacak su altı robotlarına verilecek görevleri, her sene farklı görevler oluyor. İki kategoride, bir ortaokul seviyesi ve lise seviyesi ve üniversite seviyesi olmak üzere iki kategoride oluyor. Bu iki kategoride verilen görevleri gençlerimizin takım halinde oluşturdukları su altı robotlarının tamamlamasını, bir şekilde o donanım tasarımlarını yapmalarını, onu robot haline getirmeleri, onları çalıştırmaları, otonom bir şekilde çalıştırarak görüntü işleme algoritmalarıyla kameradaki bilgiyi kullanabilme kabiliyetlerini kazanma yeteneği fırsatı oluşturuyoruz. İşte bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nin havuzunda yarışmalar devam ediyor. Onun dışında ulaşımda yapay zeka yarışmasının yine paydaşlarından bir tanesiyiz. Biz her sene bu Teknofest'te dönüşümlü olarak günlük ortalama 50 personelimizi görevlendiriyoruz ki onlar da çok bir şekilde, motive bir şekilde geliyorlar, motive bir şekilde ayrılıyorlar. Çünkü buradaki atmosferin içinde olup buradan buranın enerjisiyle yeniden bir sonraki Teknofest'e kadar sabırsızlanmamak mümkün değil. Çocuklarımız, biraz evvel bir aileyle görüşüyordum. Çok enteresan bir şey söylediler. Yani çok farklı yaş gruplarında çocukları var. İşte 3 çocukları vardı yanlarında. Diyorlar ki, yani ifade ettikleri şu: biz ailenin bütününe, işte hep beraber bütün aileyi bir araya getirebilen bir etkinlik. Yani her ailenin her ferdi için mutlaka bir şey bulabileceği, kendisinin severek gelebileceği bir etkinlik diye ifade etmeleri benim hoşuma gitti. Bu bir teknoloji festivali. Savunma, sadece savunma sanayi değil, sivil alandaki gelişmeleri de hem kurumlar hem önde gelen şirketler burada sergileme, anlatma fırsatı buluyorlar. Burada tabii benim önem verdiğim husus şu: ben gençlerimizin her sene buraya katılan
hem yarışmacı olarak hem ziyaretçi olarak daha sonra kendilerindeki bir özgüvenin farklılaştığını ben gözlemliyorum. Bir de bu da bizim burada paydaş olarak aslında arzuladığımız, en çok arzuladığımız hususlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla başarıyla, zevkle, heyecanla yeni bir Teknofest'i kırmızı montu giydiğimiz heyecanla devam ediyoruz. Böyle. Çok teşekkürler Haluk Hocam.